Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Bu büyük oyunun içinde şu andaki hedef ulus devlet. Yani dünyada bir tek dünya devleti kurmaya çalışılıyor. Bunun merkezinde olan yerlerde Amerika ve Avrupa'da olan bazı bu dediğim aileler. Evet. Bu tek dünya devletine girerken bakın şurada bir harita var. Bunu siz gösterebilir misiniz bilmiyorum. Tabii ki hocam. Şöyle koyalım oraya bakın. Şu anda bu haritada gördüğünüz kırmızı noktalı yerler savaşların olduğu yerler. Yani bakın Orta Doğu, Afrika ve yavaş yavaş Afganistan ve bu işte İran'ın da bölünmesiyle beraber Rusya'yı da güneyden vuracak ve amaç dünyada ne yapmak? Tam kırmızı noktalar gözüküyor mu bilmiyorum ama evet. Ulus devlet yapılanı ortadan kaldırmak. Tam gözükmüyor ancak. Evet. Suriye'yi üçe bölmek, Irak'ı üçe bölmek, Afrika'daki ulus devletleri yok etmek, Libya. Evet. Evet. Ve bütün bu parçalanmaların sonunda ulus devletler kalkacak. Yani dünya bir çikolatayı nasıl kırarsınız parça parça? Evet. Bu ulus devletler de ortadan kalkacak ve bir tek dünya devletine gideceğiz. Şimdi bu düzenden biz iki türlü çıkacağız. Ya bu küresel akıl başarılı olacak. Bu ulus devletler yok edilecek, tek bir dünya devleti kurulacak ve dünyayı belli çıkar çevrelerin bütün insanlığı kullandığı, tek bir merkezden kullandığı, tek bir dünya hükümetinin olduğu bir merkeze gideceğiz. Ya da bunlar başarısız olacaklar, herkes ulus devletler başarılı olacak, ideali bu tabii. Evet. Bu sefer de küresel yönetim, yani daha başka, daha kuvvetli, daha sözü geçen yaptırımları olan, gerçekten adalet sağlayan bir Birleşmiş Milletler kurulacak ki biz buna da ne diyoruz akademik olarak? Küresel yönetişim diyoruz. Küresel yönetişim başarabilir miyiz? İnşallah başarırız. Başarmamız lazım.